Günaydın. Bugün Farilya'dan nereye yürüyeceğiz? Dereköy'e yürüyeceğiz. Farilya'dan yukarıya çıkan toprak yolu pas geçiyoruz. Aşağı yukarı 3 kilometre arabayla geldik. Günaydın Yaşar Kaptan. Grup hazırlanıyor. Tabelaya doğru gideyim. Bugün ayın kaçı? 16 Aralık bugün. Arabayla bu yoldan geldik. Burası Gündoğan'dan yukarıya Dağbelen'e doğru çıkan bağlantı yolu. Önce asfalt başlıyor, sonra toprağa dönüyor. Yürüyerek de gelebilirsiniz. Yürüyerek gelirseniz 3 kilometre burası. Tam 3 kilometredeyiz. Biz arabayla geldik. Tabelamız burada. Bugün ilk önce Dağbelen köyünün hemen altına ulaşacağız. 4 kilometre ileride. Gündoğan yönünden geldik. Gündoğan'ın diğer ismi Farilya, tekrar ediyorum. Geçen hafta bu tarafa doğru yürümüştük. Pedasa'ya doğru gitmiştik. Pedasa'dan da Torbe'ye gitmiştik. Biliyorsunuz Lelek yolu çok alternatifli bir yol. Bugün Dağbelen'e, Dağbelen'den Partipanas Kayası'na, Partipanas Kayası'ndan da Dereköy'e gideceğiz. Ve tahmini 15 kilometre sürecek yürüyüşümüz. Zaten orada beni bekliyormuş gibi gözüküyordunuz. Melek başlıyor Volkan yürüyüşüne. Tamam. Burada. Tamam. Saat 9.30, yürüyüşe başladık. Gündoğan yönünden geldik. Tabelamız burada. Sağ taraf Pedasa'ya doğru gidiyor. Biz ortadaki yoldan gidiyoruz. Orman yolundan başladık. Bu yolda işaretler kırmızı beyaz. Çünkü Lelek yolu ana yolundan gidiyoruz. Çok güzel kayalar var. Çam ağaçları, zeytin ağaçları. Mis gibi kokuyor. Neredesin sen? Ama güzelliğine. Bir süre sonra yol ikiye ayrılıyor gibi gözüküyor. Şurada bakın işaret var ama oradan girmiyoruz. Buraya aslında çarpı, yani burada bir taşlar dönmüş. Normalde şuradan gidiyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Dereye doğru ineceğiz. GPS'imi de kontrol ediyorum. Aynen. Buraya çarpı koymaları gerekirken biraz yanlış işaretleme yapılmış. Aslında bu tarafı gösteriyor. Şuradan gidiyoruz. Şimdi bakın orada işaret var. Buradaki dönüş işaretini düzelttik. Bu taraftan gideceğiz. Yani düzelttiğimiz taş orada. Hemen sola dönüyoruz. Dere yatağına gidiyoruz böyle. Evvelsi gün çok yağmur yağmış. Bu dere güzel çalışmış belli. O yüzden biraz kaygan. Dikkatli gidiyoruz burada. Alttaki yola bağlantı için burayı kullanıyoruz. Çok güzel, büyülü bir yer.
dere yatağından aşağıdaki yola çıkıyoruz. Evet, artık böyle devam edeceğiz. Burası gene Lelek yolunun kampon olarak işaretlenmiş. Yani bana göre sadece piknik yapılabilecek bir yer. Veya işte öğlen yemeği molası verebilirsiniz. Masa falan var. Devam ediyoruz. Böyle çok güzel dağın manzarasını görüyorsunuz. Burada yol sola da gidiyor, sağa da gidiyor. Biz sağdan aşağıya gidiyoruz. Sola giden zaten evlere gidiyor. Yani evlere doğru değil, sağdan aşağı doğru gidiyoruz. O yol gene sola dönecek kendiliğinden. Aynen böyle devam. Tekrar bir yol ayrımına geliyoruz. Sağda çarpı işareti var. Soldan devam ediyoruz. Saat diyorum. 2,5 kilometre sonra böyle bir çeşme var. Ama Aralık ayında akmıyor. Dağdan gelen bir su bu ama akmıyor maalesef. Bu çeşmenin kaynağı burası. Evet. Su gelmiyor kaynağında. Bir boru görüyorum. O boru zaten şeyin, bu çeşmeye gelen boru. Bak orada işaret mi var? Çuval. o çeşme şurası hemen. Şöyle göstereyim. Çeşmeden sonra yol sağa dönüyor. Yukarıya doğru. Hemen sonra da bir antik hamama geliyoruz. Normalde bunu görmeden geçebilirsiniz diye buraya tabelaya konulmuş. Antik hamam. Gezelim içine. Güzel değil mi?
genel kanımız buranın sadece bir hamamdan ibaret olmadığı şeklinde. Zaten böyle bir yer, bir insan niye hamam yapsın? Muhtemelen bu civarda belki bu binaların bir tanesi kilise olabilir veyahut da yakında bir yerde kilise olabilir. Şurada da bir dua kalıntısı görüyorum mesela. Herhalde vaftizhane gibi bir şeydi bu. Ha, ya da burada şifalı bir su vardı, bizim haberimiz yok. Hani o yüzden özellikle buraya bir hamam yapılmış olabilir. İlk kanımız bu. Kalıntıdan sonra hafif bir çıkış yapıyoruz. Bunlar çok önemli olmayan, çok zor olmayan basit çıkışlar. Yola çıkıp sağa değil sola dönüyoruz. Sağda çarpı var çünkü soldan gidiyoruz. Kaz yokuşu çıkıp sola dönüyoruz. Gene patikaya gireceğiz. Bu yola şuradan çıktık. Daha 10 metre gittikten sonra tekrar soldan patikaya giriyoruz. Yani burada güzel patika vardı. Yol açılıp bozulmuş. Durum bundan ibaret. Tekrar patikadan devam ediyoruz.
Küçük bir su geçişi yapıyoruz burada. Defnelerin arasında çok güzel bir yol. Son bir kez daha dereden geçip karşıdaki pateke giriyoruz. Yok, şunu dikenleri tutayım. Geçelim. Bu dikenleri koy. Ayağını bak taktın dikeni. Buralarda yürümek biraz zorlaştı. Çünkü sağlı sollu dikenler var. Ve diken olmayan yerde de su var. Ya suyun içinden ya dikenin içinden. Kıvarlanmak gerekiyor. Suyu tercih ettim. Şuradaki 100 metre çok kötüydü. Dikenler falan kapatmış. Derenin tam aktığı yerden de gidemiyorsunuz. Çünkü su var. Ayaklar ıslanmasın fazla diye. Yani Aralık 2019'dayız. Burada bir çalışma yapılması gerekiyor. Veyahut da yağmurlu olmayan bir dönemde belki yürümek daha kolay olabilir. Şu anda biraz sıkıntılı burası. Buradan geldik. Derenin içinden düz devam ediyoruz. Yani böyle sola doğru bir yer gidiyor, oradan gitmiyoruz. Burada biz böyle kısa bir toparlama molası verdik. Yerde çarpı var ama zamanla kaybolabilir. Yani suyu takip ediyoruz. Dere yatağı. Bir süre sonra yanında böyle toprak yol var. Onun üzerinden devam ediyoruz. Toprak yol bir süre sonra asfaltın olduğu bir yola geliyor. Orada bir tabela var. Şimdi buradan sağa dönersek hemen Dağbelen köyü. Zaten 1 kilometre yok bile. O kadar bir yerde. Burada diğer tabelaları görüyorsunuz. Kamp alanı, yani geriye doğru, Gündoğan'a doğru 7 kilometreymiş. Yani biz 4 kilometre yürüdük. Şimdi Garip Dede var, 1 kilometre ileride. Yel Değirmenleri 3 kilometre. Biz şimdi Garip Dede'den geçeceğiz. Yel Değirmenleri'ne ulaşacağız. Yel Değirmenleri'nden sonra da devam edeceğiz Parti Panas Kayası'na doğru. Dağın sola devam ediyoruz.
Tabeladan sonra küçük bir yokuş çıkıyoruz. Ondan sonra sağa patikaya giriyoruz. Dönüş şartı var. Buradan. Çam ormanlarının arasında patika bizi bir üstteki yola çıkartıyor. Patikadan Üskot'taki daha geniş yola çıktık. Dağ bölen köyü arkamızda kaldı. Aşağıda tabela vardı. Yukarıya patikadan çıktık. Böyle geniş yola geldik. Geniş yol devam ediyor. Yol ikiye ayrılıyor. Biz sağa devam edeceğiz. Yine yoldan devam ediyoruz. Burada güzel bir Bodrum manzarası var. Karşıda Yaka köy gözüküyor. Parti Panas henüz gözükmüyor. Evet. Şu aşağıda yani şu anda videoda göstermem, birazdan göstereceğim. Yalıkavak'a giden asfalt yol. Hedef noktamız gözüktü. Bu yoldan devam edeceğiz. Bakın şurada Yalıkavak'a inmeden önceki değirmenler var. Oraya gideceğiz. Yamacın diğer tarafından bu dağın arkasında Dereköy'e ineceğiz. Şimdi bu şeye geldik. Garip Dede yatırı diyor hani. Büyük bir mezar. Hemen şurada solda. Buraya da maalesef böyle molozlar dökmüşler. Biraz uzun bir mezar. Bunları böyle uzun yapıyorlar. Gerçekten bu kadar uzun boylu muydu bilmiyorum. Yerde sünger bir yatak. Etrafta kola kutuları. Şöyle. Çok fazla var. Yerler hep kola kutusu. Çöpler. Artık buraya ziyarete gelenler mi yaptı? Yoksa başka birileri mi bilmiyorum. Çok pis. Orman yolu asfalta dönüyor. Bu dağ belenine giden asfalt. Biz sola devam edeceğiz. Asfalt yolun karşısına geçip o değirmenlerin alt tarafından Parti Panasyonu'na geçeceğiz. Şimdi asfalta geldik. Bu dağ belene sapılan asfalt. Sağ taraf dağ belen köyüne gidiyor. Çok güzel bir sarnıç var gene burada. Tam karşıda bir kafe var. Gel gel tamam. Gel ne bu ne? Burası Parti Panas 3 km. Tamam gel. Gel gel hadi gel gel seveyim gel.
Gel, gel Selin, gel. Gel. Gel Selin, gel. Gel, huysuzlara uymayın siz. Gel. Gel. Gel, aman güzelliklere bak şunlara. Bak güzelliklere. Bak. Gel. Gel. Çete kurmuşlar. En arkada da yavrusu var. Geliyor. Şimdi tekrar tabelaya dönelim. Parti Panas 3 kilometre. Bizim gittiğimiz yön o. Geldiğimiz yön daha belen tarafı. O da 3 kilometre diyor. Burada neden 3'e ayrılmış? Diğerine bakalım. Ha, Gökçebele de burada yan yolla bağlanıyor. O yüzden de 3 kilometre. Gökçebele'ne gidecekseniz bu kafeteryanın yanındaki yoldan gidiyoruz. O da Gökçebele iniş bağlantı yolu. O sarı kırmızı renkte. Bakın karşıda sarı kırmızı. Burası Kozalak Kafe. Kozalak Kafe karşısı. Bu asfalt yol bu yönde Dağbelen'e gidiyor. Sola doğru da ana yola bağlanıyor. Biz soldan gideceğiz. Şimdi asfalt yoldan Yalıkavak Değirmenleri'ne doğru gidiyoruz. Tam karşıda gözüken Sivri Dağ Parti Panas Kayası. Burası Yalıkavak'a giden ana yol. Şimdi ana yola çıkıyoruz. Buradan yolun karşısına geçeceğiz. Yolun karşısına geçeceğiz. Yolun karşısına geçeceğiz. Yolun karşısına geçip çok kısa bir süre asfalt yolda yürüyoruz. Ortakent'ten gelen ana yol. Yalıkavak'a doğru giden. Şu biraz önce geldiğimiz Dağbelen asfaltı. Biz sağa gidiyoruz ama bu şeyden değil, daha bir süre daha asfalta yanından gidiyoruz. Tam tepedeki değirmenlere gelmeden hemen önce bu güzel kapının yanından soldan devam ediyoruz. Kapı zincirli olduğu için şu tarafı bağlı gibi ama neyse. Biz yanında da geçecek yer var. Yanından geçiyorum. Daha kolayıma geldi. Kapıyı çöz. Sonra tekrar bağla. Ve burada Yel Değirmenleri kafeteryaya giden şey var, tabela var. Yani burada hemen sağdaki yol yukarıdaki kafeye gidiyor. Yani buradan da yürümeye başlayabilirsiniz. İşte bu Lelek yolunun çok alternatif olmasının bir sonucu. Burada yürüyüşü bırakabilirsiniz veya buradan başlayabilirsiniz. Toprak yoldan gidiyoruz. Sağa dönmeyeceğiz, sola döneceğiz. Burada gene inşaat artıkları var, malzemeler var. Kötü bir görüntü. İki tane de marin dizel motor var. Çok eski. Daha önce geldiğimizde de buradaydı. Medway Marine yazıyor. Hamble, England yazıyor üzerinde.
markası. Şanzıman zaten galiba burası. Şanzımana benziyor. Gemi motoru. Bu taraftan bakalım. Bunda da var mı? Evet. İkisi aynı şey. Marka. Artık feribottan mı çıktı? Gemiden mi çıktı? Nereden çıktı kim bilmiyor. Üstteki değirmenlere doğru küçük bir çıkış yapıyoruz. Yalıkavak limanı. Burası Gökçebel tarafı, Tilkicik. Şimdi aşağıdan geldik. Yukarıya çıktık. Yalıkavak manzarasını gördük. Hemen soldan devam ediyoruz. Dikenli tellerin hemen yanından çıkıyordu. İşaretler solda. Ve değirmene geldik. Bir tanesi çökmüş. Yakın zamanda bir daha çökmüş sanki. Bir tanesi sağlam. Sağlam, onun içinde mekanizma da sağlam. Şöyle. Taşı da duruyor. Merdivenleri de taştan. Çok güzel bir değirmen.
Değirmen'den ayrılıyoruz ve Partipanas Kayası'na doğru gidiyoruz. Yol buradan gidiyor. Böyle bakın. Oradaki orman yolu gibi, bahçe yolu gibi. Sonra oradaki toprak yolu, araba yoluna çıkıyor. Ve kayaya doğru, Partipanas Kayası'na doğru gidiyor. Çok güzel Yalıkavak manzarası eşliğinde yürüyoruz. Toprak yol asfalta dönüşüyor. Bir miktar böyle asfalttan gidiyor. Şimdi Partipanas Kayası'na iyice yaklaştık. Şu soldaki şekilsiz beyaz evin oradan sola devam ederseniz yakaya iniyorsunuz. Kaya burada, Partipanas Kayası. Şu ileride bayraklar göreceksiniz buraya geldiğinizde. Videoda gözükmeyecek. Orası Dereköy'e giden yol. Sağa doğru devam ederseniz de Sandıma'ya gidiyorsunuz. Yani şurada, yani hemen 50 metre ve aşağı yukarı 250 metre sonra iki tane daha yol ayrımımız olacak. Sola giden yol, Yakaköy'üne giden yol. Lelek yolunun Ortakent Yakaköy bağlantısından gelirseniz buradan geliyorsunuz. İşte bu şekilsiz yapı dediğim bu yapı. Bu yapıdan sonra isterseniz Dağbeyen'e doğru, isterseniz de Partipanas Kayası'na doğru, Dereköy, Turgut Reis yönüne, isterseniz de aşağıda şuradan sağa saparak Sandıma'ya doğru gidebiliyorsunuz. Şimdi bu yol aynı zamanda rüzgar enerji santrallerine gidiyor. O yüzden ileride dur diye tabela var. O tabeladan sağa döndüğünüzde Sandıma'ya ve Yalıkavak'a iniyorsunuz. Biz şimdi dur yazan yerden sola doğru devam edeceğiz. Çok fazla gitmeyeceğiz yalnız. Bir tesis var. Tesisten sonra soldan patikaya gireceğiz. İşte buradaki tabela kaybolmuş. Buradan Sandıma ve Yalıkava yol gidiyor şuradan. Biraz ilerlerseniz ileride işaretler düzgün. Bu da rüzgar enerji santralinin tesisi. Hemen solumuzdaki. Onu geçer geçmez patikaya gireceğiz soldan. Şimdi bakın, rüzgar enerji tesisi burası. Bu yönden geldik. Duvarda işaret var. Burada dönüş işareti var. Tam burası patikaya girdiğimiz nokta. Burada dikenli tel var. O yüzden şurada dikenli telin bozuk olduğu bir yer var. Biz oradan inip buraya geleceğiz tekrar. Şimdi dikenli teli biz de bozmayalım daha fazla. Zaten bozuk olan bir yer var. Bu yolun da demek ki giriş kısmını bir değiştirmek gerekiyor. Şimdi bakın, biraz geri geldim. Çitin bozuk olduğu yerden giriyorum ve işarete doğru gidiyorum.
Burası da normalde girmemiz gereken patika. Geldik. Bu kayada Partipanas Kayası'nın arkadan görüntüsü. Burada gözüken mağaralar var, oyuklar var. Bir gün buraya da incelemeye geleceğiz ayrıca. Partipanas'ı da geçtiğimize göre artık hedefimiz Dereköy. Şu anda kaçıncı kilometredeyiz? Onu da söyleyeyim. 978, yani aşağı yukarı 10. kilometredeyiz. Partipanas'tayız. Buradaki taş yapısı da evet değişik, evet. Ve eski. Kesilmiş. Şunlar var. Çok az yoldan çıkıyoruz. İşaretler böyle biraz silinmeye başlamış ama yine de var. Partipanas Kayası'nın diğer tarafına iniyoruz şu anda. Taşlı dönüş işareti var ve çok güzel bir düzlük. Bence burası çok güzel bir kamp alanı. Yani kamplı bu bölgeye geçmek isteyen olursa burayı tavsiye edebiliriz. Buradan geldik. Partipanas Kayası burası. Bu güneye bakan tarafı ya da güney batıya bakan tarafı. Aşağıdaki düzlükteyiz şimdi. Kayanın altında mola verdik. Grup toparlandı. Soldan aşağı doğru iniyoruz. Orada öyle duruyor, bakıyor. Bir daha hep insan böyle çok güzel kayalar var.
tamam orada. Korkma, korkma sen. Korkma güzel oğlum. Of, gel. Bu bölgede gezilecek, araştırılacak çok şey var. Bakın orada mağara var. Bunun arkadan çıkılıyor. Önde bakın duvar kalıntıları gözüküyor. Saçları gibi. Parti panasının altındayız. Böyle bir orman yoluna geldik ama sola gitmiyoruz. Patika sağdan gidiyor. Burada tabelam var. 250 metre dedelere sapıyoruz. Biz okları takip ediyorsunuz hep. Gördünüz mü? Burada da kaya mezarı var. Bu üçgen ne acaba? Şimdi o dedeler diye tabelaya geri dönüyoruz. Tabi buradaki kaya mezarlarını da düşünürsek bu dedeler dediği böyle hani yakın tarihli bir mezar değil. Roma dönemi gene olabilir belki. Yani tarihini biz kesin şey yapamayız ama çok yakında kaya mezarı da var. Sanki burası bir nekropol alanı gibi. Parti panasının hemen altında zaten. O yüzden belki bir gün arkeologlar daha ciddi inceleyip bir sonuca varırlar. Daha net bilgi verirler.
Tekrar tabelaya geldik. Artık Lelek yolundayız. Sağdan Dereköy'e doğru gideceğiz. Dereyi bu sefer solumuza aldık. Patikadan gidiyoruz. Yaban mersinleri var. Siyahından. Şöyle. Bunlar. Patika toprak yola geldi. Solumuzda bir kapı var. Bir evin olduğu, kulübenin olduğu. Ve hatta şöyle göstereyim. Bu toprak yol zaten sadece sola gidiyor. Bundan sonra bu toprak yoldan gidiyoruz. Şu anda 12. kilometredeyiz. Akipanas kayası arkada kaldı. Grup geliyor. Bundan sonra yolumuz böyle toprak yoldan. Şu karşıdaki iki dağın arasından, yani vadiden devam edecek. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın her taraf yemyeşil. Burası yemyeşil. Ağaçlar. Arkamız yemyeşil. Ormanlar var. Çam ağaçları var. Şu karşımızda çorak olan yer güneş enerjisinden elektrik üreten bir santral. Şimdi bu temiz enerji kaynağı. Peki neden buradaki yeşillik yok edilerek bu yapılıyor? Yani anlamak mümkün değil. Yani güzel olan bir şeyi, mesela temiz enerji, güneşten elektrik üreteceksiniz. Niye bu kadar hani doğaya zarar vererek, yani Türk milleti doğaya zarar vermeden elektrik üretmeyi beceremeyecek mi diye soruyorum kendime. O kadar çirkin bir görüntü ki. Hiçbir şey kalmamış, yeşillik kalmamış. Her taraf güneş enerji santralleri. Şimdi birazdan daha çok çekeceğim. Yani neden yani, bu böyle çorak bir yere yapılamaz mı? Çöl gibi bir, Anadolu'da bir sürü yer var ya. Hiç ağacın olmadığı çorak. Enerji Bakanlığı, bir de Ekonomi Bakanlığı buraya bir de şey vermiş, teşvik vermiş. Bunu buraya yapsın diye. Yani şimdi ben düşünüyorum, güneş enerjisinden elektrik üretmek çok temiz bir şey. Ama hani bunu doğanın böyle yemyeşil olduğu yerde doğayı bozarak veya hani yapmaktansa, ne bileyim, böyle çorak olan yerlerde, hani çöl gibi yerler var Türkiye'de. Oralara kurulsa daha iyi olmaz mı? Yani bunu bile doğru yapamıyoruz. Bodrum'un en yeşil yerindeyiz. Burası Dereköy. Her taraf ağaçlık. Ha, bu şey de olabilir. Burada yangın çıkmıştır falan. Buraları yanmıştır. Olabilir yani. Ya ağaçlandırın kardeşim yani. Dağdan tepeden o parti panosuna oradan baktığımızda burası simsiyah bir yer gibi gözüküyor böyle şeylerden. O güneş enerjilerinin ne denir? Hani güneş panelleri mi o? Güneş enerji panellerinden simsiyah böyle bir şey gibi duruyor. Çok kötü gözüküyor yani.
Ağaçların altında gene güzel bir dinlenme alanına geldik. Burayı da Lelek Yolu kampanı olarak işaretlemiş ama yani yolun kenarında yine aynı şey söyleyeceğim. Benim hiç kamp mantığıma uymuyor. Lelek Yolu'nun kamp alanları. Gece buraya böyle içki içme falan gelenler oluyor. İşte JB'ler falan. Böyle çöpler var. Şurada çöp tenekesi olmasına rağmen çöpler var. Mola verebilirsiniz burada ama güzel bir mola yeri. Su var, su sesi var. Çınar ağaçlarının altında. Yol boyunca işaretler çok güzel. Zaten hiçbir yere sapmıyoruz. Yol bizi doğru Dereköy'e götürecek. Akipanas çok geride kaldı. Bu yoldan geldik. Yol ikiye ayrılıyor gibi gözüküyor ama biz soldan devam ediyoruz. Aslında sağdaki evlere giden bir yol. Asıl yol solda. Burada bir çeşme gibi bir şey yok ama su birikintisi var içinde. Hayvanlar için yapılmış demek ki. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ha? Yürüyüş ben, yapıyorum. Nereden geldin sen? Ben Farilya'dan, Gündoğan'dan geliyorum. Bakmayın, yalnız. Yok, var arkadaşım, geliyor arkada. Araba buradan burada giden sanki. Onun benimle ilgisi yok, biz yürüyerek geldik. Ha. Arkadaşlar arkada. Siz zeytin mi topluyorsunuz? Eve gittim ben. Ha. Adımlar hızlandı. Ona yaklaştık. Nereye gidiyoruz? Bakıya. At geç. Bekle bizi at geç. Hak ettik vallahi. İyi yürüdük Volkan dedi. Değil mi? Ne düşünüyorsun? Yani fena değil. Dereköy'e geldik. Bizim yürüdüğümüz şekliyle 15'i biraz geçti. Kahveye vardığımızda 16 kilometre olacak. Çok girdik çıktık çünkü dedelere falan filan hani böyle dolaştık biraz. Ondan. Yani siz burayı 15 kilometre gibi hesap edebilirsiniz. Biraz sağda solda gezerseniz de 16 bir kilometre uzar sadece. Güzel bir yürüyüştü. Sadece o dağ belenin alt yani dağ belen köyüne giden bağlantıya giderkenki dere geçişi biraz dikenliydi ve kapalıydı. Su aktığı için hani su akmıyor olsa ortadan dikenlere bulaşmadan da gitmek mümkün. Ama birkaç gün önce çok yağmur yağdı. O yüzden su akıyordu. İşaret sola diyor ve böyle bizi kahveye doğru çıkartıyor. Evet, ana yola geldik. Tabela burada. Kahvemiz karşısı. Eğer Turgutyesi önüne gideceksek düz devam ediyoruz kahvenin yanından camiye doğru. İslamhaneleri 2 kilometre diyor. Geldiğimiz yön Sandıma tarafı. Buradan 6 kilometre. Sandıma 6 kilometre. Biz Partipanas'tan geldik 5 kilometre ve daha önce Dağbelen'den gelmiştik. Bir de Gümüşlü'ye giden rota var. Gümüşlü'ye gitmek istiyorsanız da buradan 3 kilometre. 3 kilometre sonra Gümüşlük'tesiniz. Şok market var. Kahve var. Yani kamp için gıda alışverişi yapabilirsiniz. Zaten burada her şey var. Ana yol karşıya camiye doğru Turgut Reis yönünde devam ediyor. Geçecek de Çapkın Mustafa diye alsa da ya böyle. Çapkın Mustafa. Biraz çay içelim mi Volkan? İçelim. Mustafa dedim tanımazlar. Derede.